Tabii bütün arkadaşlarımız doğal olarak senden çekiniyorlar. Hem sana çok hürmet ettiklerinden hem de yarattığın durum itibariyle. Dediler ki biz bunu söyleyemeyiz. Yani Acun abiyle ayak tenisi oynarken üzerimizdeki bu baskıyı bu anlatamayız. Bu bunu dediler ki bir kişi söyleyebilecek cesarette, dobralıkta bir kişi var dediler. O da Fatih Hoca, Fatih Terim. Ben de Fatih abi aradım. Dedim ki hocam böyle bir genel kanı var. Dedi ki az bile söylemişler. Az bile söylemişler. Yani Acun'un orada dedi. Ayak tenisi oynamak çok enteresan. Hatta dedi, ben ona söylüyorum. Top senin, mekan senin diye bu ne zulümdür arkadaş diyorum. Dedi. Yani yukarıda kendi adamı, aşağıda kendi adamı. Peki, herkese bir hakem. Müsaade edin Acun Bey, ben sizi kesmedim. Müsaade edin. Yukarıda kendi adamı, aşağıda kendi adamı. Bizim şansımız yok ki diyor Fatih Hoca. Yani attığımız, bizim attığımız out, onun attığı in. Dolayısıyla bunu gündeme getirecek Andaş dediler bana. Ben de bunu seslendiriyorum. Gerçekten yani bu zulüm ne zaman bitecek? Bu ciddi anlamda bir şey var. Seninle ilgili ayak tenisi oynayan, oynamak isteyen insanlarda böyle bir baskı var. Buyurun Acun Bey, sizdeyiz. Şimdi birincisi şuna inanıyor musun sen? Acun Ilıcalı Fatih Terim'e bu konuda baskı yaratıp Fatih Terim'in orada hakkını yiyor. Ben burada gözümle gördüm bunu, biliyor musun? Şu an buna gelmem ben. Hakkını yiyor musun onu bilmem. Ben pozisyonların hepsine hakim değilim. Öyle bir gerilim oluyor ve Acun'un dediği oluyor. Buna inanabiliyor musun? Yok, hep senin dediğin olmuyor bunu da. Bunu bir canlandırsana kafanda. Ama bu ortamın mesela oluştuğuna Fatih şahidim. Fatih Terim'le Acun Ilıcalı fikir ayrılığına düşüyor. Hocam bırak ya, benim dediğim olacak diyen bir Acun mu? Yok, böyle bir şey olma. Bu dil olmaz. Biz zaten böyle bir şey yapmasın da sen. Acun'un dediği olabilir mi abi? Bazen oluyordu. Bak hocanın hoca kendi de söylüyor bunu. Abi nasıl oluyordu? Biraz ya koskoca Fatih Terim söylüyor bunu. Hayır, oluyordu, şöyle oluyor. Top dışarı gidiyorsa evet. Benim dediğim oluyor. Şimdi ne oluyor? Fatih Hoca yan tarafa soruyor diyelim. Evet. Yan taraftakiler şimdi adamlar ne yapsınlar? Bizim bir şirkette çalışan ya mesela. Vurduk topu mesela. İçeride derlerse onlara da belli bir agresyon göstermişliği vardır hocamızın. Hocamız mağlubiyeti kabul edemeyen birisi olduğu için. O yüzden de zaten başarının önemli etkenlerinden biri de bu olduğu için. Ben Fulya ablayı falan canlı bomba geliyor. Hazır ol diye aradığımı falan da çok iyi bilirim. Yani biz yendiğimiz zaman onun gerilimini yaşıyoruz ya. Fatih Hoca'yı yendiğimiz zaman hepimiz nasılız biliyor musun? Şöyleyiz bak. Yani hocayı yendik. Ondan sonra ne laflar yiyeceğiz diye hepimiz sırada bekliyoruz. Ya bir topa vurdu. Topak merkeze gitti. Yani... Allah belen versin bak. Yok. Yani top... Köprüye... Ya, böyle bir sapanla topu atarsa ya, böyle sapanla taşı. Böyle giden nereye gittiğini bilmezsin. Yemin ediyorum topun gittiği yer AK Merkez yönü. Ama hangi sokak arasında düştü bilmem. O kadar gergin oynuyor kendisi. Ama kazandığı zaman her zaman tabii her türlü mizahını da yapıyor. Ama tatlı bir rekabet her zaman vardır. Tabii ki. Ben ama hocanın isyanı... Her zaman hocanın dediği olur. Onu da unutmayalım yani. Hoca da aynısını, hoca tam tersini söylüyor. Diyor ya ki... Hem zenginsiniz hem hırsızsınız diyor. Neler dedi ya. Yani yemediğimiz laf kalmadı abi. İnanılmaz bir şey. Ama tabii hocayı, Rıdvan hocamızla da çok oynamışımız vardı da. O son maçta işte en son hastaneye gidince... Hoca, ya hoca, hoca anlattı telefonda gülmek. Şimdi hocayı buraya davet ettim. Rıdvan Dilmen geldiğinde kendi anlatacak. Ya o müthiş bir şey, o kalp krizi geçirirken. Geçiriyor hoca, sen hastaneye gidiyorsun değil mi? Onu anlatsana. Hayır, hayır, şöyle. Ben ne bileyim kalp krizi geçirdi. Hoca kalp krizi geçiriyormuş. Ben de Acun, ben iyi hissetmiyorum kendimi dedi. Ben de dedim ki hocam son bir zorla dedim. Lan gülüyoruz buna mı gülecek? Sonra meğerse kalp krizi geçiriyormuş. Ben ne, çok etrafımda insan kalp krizi geçirmiyor. O yüzden o an ben de hazırlıksız yakalandım. Sonra neyse son sahne, hoca ameliyattan çıktı, baş ucundayız. Ondan sonra bakıştık böyle. Hocam dedim, maça devam edeceğiz. Ben başladığım işi yarım bırakmam. Herkes onu anlatıyor. Tabii ki bence çok doğru bir hareket oldu o da. Çünkü Allah korusun gece tek başınayken uykuda falan filan olabilecek bir şey. Benim tetiklemem sayesinde evet, evet, o anda şükür. Oldu da hocayı hemen... Ya, buradan da bir ayak evet, hayatını kurtardım hocamın ya. Gerçekten söylüyorum. İyi ki de kurtarmışsın.